İspanya Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla Carles Puigdemont'un eski görevine dönebilmesinin yolunun tıkanması bölgedeki siyasi çıkmazı devam ettiriyor. Belçika'da bulunan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Puigdemont'un şu anda ne yapacağı merak konusu. Katalonya parlamentosu yasal danışmanları da ülke dışarısında seçilerek bölgeyi dışarıdan yönetmenin yasalara aykırı olduğu görüşünde birleşiyor. Öte yandan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday gösteren Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, söz konusu duruma çözüm bulmak amacıyla 30 Ocak'ta meclisi oylamaya götürecek. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde Katalonya'daki ayrılıkçı partiler parlamentoda çoğunluğu sağlamış ancak %50'den daha az oy almıştı.